Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Yani mesela Fenerbahçe bu maçta kötü oynasaydı bile Mert Hakan yine bir şeyler yapacaktı. İrfan yine bir şeyler yapacaktı. Crespo yine sağa sola koşacaktı. Ama Galatasaray'da gerideyken bile hiçbir reaksiyon gelmedi. Yani gerçekten hiçbir oyuncu bu isyanı yapmadı. Sevmediğim bir tabirdir ama yani sağ içerisindeki oyuna isyan aslında oyunu da geliştirebilecek bir şeydir. Nedir bu? Ya iki tane alber yaparsın, dripling yaparsın, adam eksiltmeye çalışır. En kötü hırsla bir tane şut çekersin. Dersin ki hadi beyler ya biz de Galatasaray'ız. Ben buna dair hiçbir şey görmedim Galatasaray'da. Oyun kısmına da gelirsem şimdi Galatasaray'ın bir gelişen oyunu vardı. Doğru konumlanıyordu. Bunu bu, bu, maçta hiç bunu yapamadı. Yani sanki ilk defa beraber sahaya çıkmış gibiydi Galatasaray'la oyuncular. Beklerden oyun kurayım. Yok. Çünkü orayı Fenerbahçe kapattı. Ya merkezde top yapayım. Hiç yok. Taylan Berkan. Belki biraz Berkan bir şeyler yapmaya çalıştı ama senin dediğin ikinci sayfaya geçince de bu Hı -hı. sefer yetersiz kalıyor. Kerem'i oyuna sokayım çünkü zaten tek hücum planım var. e Fenerbahçe'de Kerem'in en önemli özelliği rakibiyle mesafe bırakıp o mesafeyi kat etmesi, açık alanda oynaması ve hızıyla oynaması. E Onun da karşısında ligin en hızlı ve en iyi açık alan beki vardı o sayı. Bence oyunuyla savunma kısmıyla Kerem'i de etkisiz kıldı. Ha bu ortamda bütün ihale Torrent'e mi kalır? E bu takımın başkanı yok, yönetimi yok. Torrent'te belki yeterince konsantre olamıyordur. Hep konuşuyor yani nereye oynayacak bu takım? Çünkü maç bitti. Galatasaray bir derbi kaybetti. Çok kötü bir sezon geçiriyor. Ya puan tablosunda Fenerbahçe'yi yeniliyorsunuz. 14. sıradasınız. Ama sanki herhangi normal bir maç kaybedilmiş gibi. Hı hı. Bir açıklama yok, bir tepki yok, bir reaksiyon yok. Başkan nerede? Yönetici nerede? Onlar zaten yok. Evet. Sportif direktör nerede abi? Sensibille diye bir adam gelmedi mi bu takıma? Gel nerede bu ya nerede bu adam? Vardı mi o? Ben soruyorum Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibille nerede? Derbiden sonra kim Galatasaray adına yeni sezona dair ya da derbi sonrasına dair mesaj verecek? Yani tay mesela Fenerbahçe'nin golünden önce Serdar'ın Taylan'a faul yapıp yapmadığını konuşmayacak mı Galatasaray'da hmm. temsil edenler? Ya burada bir şey gelmeyecek mi? Biz de bunun üzerine bir şeyler konuşalım. Diyelim ki ya yani derbiden sonra bu mu konuşulur? Siz Sosyal medyadaki Galatasaray konuştu bildi. Yani Marka'ya sarı kart verilen pozisyon aynısı değil <laughs> mi diye. E, o zaman burada bir o kadar başı boş, boş bırakılmıştık durum var ki. Yani Torrent'in gelip oyunu beklerden merkezden kurmasına kadar Torrent de der ki yani ben hmm. nerenin teknik direktörüyüm ki? Oyunculara bakıyorum. Adam şey dedi basın toplantısında. 60'ta siz olsanız kimi sokardınız yedek kulübesine bakınca dedi. Yani ben bu oyuncularla ne yapayım diyor. Çünkü başkanı yok. E doğal olarak ya bir takımın istatistiklerine baktım Galatasaray'a. Fenerbahçe tabii ki çok iyi önde baskı yaptı. Bir şeye zorladı. Ama yani bir takımın ilk yarıda en çok topla buluşan 3. oyuncusu kalecisi ise Tayland'dan daha çok topla buluşmuş. Bir takımın ilk yarıda en çok pas yapan 2. oyuncusu kalecisi ise yani kaleciye oynatılmak zorunda bırakıyorsanız, forvete ilk yarıda sadece 5 kere topla buluşuyorsa, 10 tane pas yapabiliyorsa, abi orada oyun planı çökmüştür demiyorum. Yoktur. Galatasaray bir şey yapmaya çalıştı da yapamadığı konuşamıyoruz şu an. Ama maalesef baştan sona özellikle dinledim eee Torant hocayı. Dedi ki dengeli bir oyundu dedi. Ya S ya inanmadığı şeyi söylüyor. E salmış yani artık o da. E, yapacak bir şey yok. Yani çünkü oyunu gerçekten böyle okuduğuma inanmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın yani net bir oyun planı yoktu. Çok rastgele bir oyunu vardı. İşte o rastgele oyunda marka savunmada ayakta tuttu. Babel dönerse biraz top taşırsa pozisyona gireriz gibi bir oyun vardı. Ama derin yani işin asıl can sıkıcı kısmı şu Galatasaray adına. Ligin geriye kalan haftasında yeni sezonu bir şeyler inşa edilmesi gerekiyor diyoruz ya ama ee, bunun kim direktifini verecek mesela? Yönetim kasında bir belirsizlik var. Hatta şu anda Galatasaray'ın bence Beşiktaş'ın son anda yaptığı gibi gelecek sezonda devam edecek teknik direktörünün başında olması gerekiyordu. Ki hani şimdiden baksın mevcut oyuncu grubuna. Benim oyun tarzım uyuyor mu uymuyor mu? Gelecek sezonda hangisine devam ederiz? Nereye ekleme yapmalıyız? Ee, belki bu birkaç oyuncunun pozisyonu değiştirecek. Öyle görmek isteyecek vesaire ama bunları göremeyeceğiz. Ya da altyapıdan bazı oyuncuları deneyecek. İşte ne bileyim Hamza Akban gibi i̇şte adını daha çok işte Sabek'te Ali Turap var. Müthiş bir Saabek U17'de. Yani bu tip oyuncuları keşke görsek diyebileceğiz ama yani bunun direktifini verecek bir üst kademe de yok. Ee, teknik direktör zaten hissediyor seni olmayacağını. Olabilince başka hani kendi böyle e, Torrent'te şunu düşünür böyle bir ortamda. E, benim profilime bakan, Transfermarkt'ta Torrent'li profiline bakan Galatasaray'daki puan ortalaması ne kadar yüksek olursa aldığı puan o kadar iyi benim için. Yani gelecek sezona inşa edilecek işte Morusan'ı kazanayım, işte alttan Hamza Yiğit'i çıkartayım, Ali Turap'ı çıkartayım, Han'ı çıkartayım gibi bir derdim yok. Benim puan ortadan daha yüksek gözüksün olabildiğince. Çünkü belli ki devam etmeyeceğim. Ee, keşke yani ligin geri kalanını biraz daha anlamlı hale gelseydi Galatasaray ama e, hal böyle bu, bu, şekilde gidecekse o da çok olmayacak gibi. Ya aslında Torrent'in tercihleri de bence eleştirebilirim. Madem Fenerbahçe'nin baskı yapacağını burada biz söylüyoruz. Hmm. Torrent'in de ekibi hmm. bunun farkındadır. Yani Muslera mı bu maçın kalecisi? Pena mı mesela? Bunu tartışabiliriz. Pena olsa en azından uzun topların biraz daha anlamlı olurdu. Hatta Gomis mi? Babeli 9'a çekip Kenan Forvet'e farklı bir isim mi? Morussan mı mesela? Ya bunları da tartışabiliriz yani Babel ama... Babel çünkü en azından daha bir hareket ediyor. Daha fizikli. Ki Babel'in san hedef santrafor oynayıp bir Avrupa maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu uzun toplarla iş yapmışlığı da vardı Hı -hı. diye hatırlıyorum. Yani övülmüş de o performansı. Ee, ama söylediğin yere geliyor iş ya. Yani bir başkan bir yönetim olmadığı için şu anda yok yani var ama yok. Seçime gidiliyor. Doğal olarak hani Torrent de diyecek yani ben bundan sonra İspanya Ligi'nde kimi alırım, Portekiz Ligi'nde kimi alırım, bir MLS yapar mıyım? Yine bir Brezilya Ligi yapar mıyım takvimde ona göre? Onun tarafını da çalışıyordur bence. Fenerbahçe kısmında söylemiştim. Galatasaray kısmında da olsun istiyorum. Kerem evet Galatasaray için çok iyi bir hücum planı. Çok iyi bir oyuncu. Milli takımımız için kariyeri yani sadece bu maçlık bir şeyden bahsetmiyorum. Çok iyi bir oyuncu olacak ama çok iyi oyuncu olurken heybesini eklemesi gereken şey rakip sağ beki kovalayacaksın. Ne kadar büyük takım oyuncusu olursan ol rakip sağ beki kovalayacaksın. Hele bu maçlarda. Aynı örneği yine tekrar ediyorum. Gaz, belki Fenerbahçe bölümünü izlemeyenler olur Galatasaraylılar açısından. Manchester City Liverpool maçında Salah Cancelo'yu Mane'de Walker'ı maç boyunca kovaladı. Hatta Mustafa şöyle bir örnek verdi. Yani bir an Keita mı oynuyor dedim. Yani Keita 11'de yoktu. Keita zannettim evet. O kadar savunma yardımı <laughs> yaptı. Kerem de yapacak ki o sayının o bindirmeleri en azından sayısal olarak takımına üstünlük yani üstünlük olmasa da eşitlik sağlasın. Dünyanın en iyi kenar hücumcuları bile yani Mbappe'yi bile görürsün önemli maçta rakip oyuncuyu kovalarken, rakip bek oyuncusunu kovalarken hücuma çıkıyorsa yani belki Mbappé'nin rakibi olan takımın bek oyuncusu hücuma çıkmaz ama olur da çıkarsa Mbappé'yi de görürsün orada kovalarken. Bu da bence Kerem'in kişisel performans olarak ee, cebine koyması bir gereken de bir özellik. Bir son olarak hani oyuncu karakterinden bahsettik hatta derbi oyuncusunu geleceğe dönüşte böyle bir konsept belirledik. Derbi karakteri diye hani en fena başarılarında sayıda önceki dönemlerde derbi oyuncusu diyebileceğimiz derbi karakterleri. İşte Tuncay ve Melo Şu gibi. anki Galatasaray'a bakıyorsun. Marka dışında eklenecek oyuncu var mı? Derbi karakteri. Yani derbi de biraz arkana yaslan bir şekilde senin lehine çevirir yani oyunu. Dünkü, atmosferi gerilimi. Dünkü maçta yok. Evet. Dünkü maçta yoktu. Sadece gerilimi vardı ama oyun olarak yoktu. İşte gelecek uzun biraz o karakteri de Doğru. yukarı çekmek lazım. Doğru. Peki, fenerbahçe Galatasaray derbisini bu şekilde detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. İki kere şekilde dedim, tekrar düştüm. Bunlar çok <laughs> e, doğru ifadeler değil, ama biz de hata yapabiliyoruz kendimizde, eleştiriyoruz gördüğünüz gibi. O zaman Beşiktaş'la <laughs> i̇şte devam geçeceğim. edelim. Beşiktaş da gösterişli bir galibiyet aldı. Alanyaspor'u yendi. Beşiktaş bölümüne devam ediyoruz. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.